Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhabbet kuşlarımızın üretimi için kafes düzeninin nasıl olması gerektiğiyle ilgili birkaç böyle bilgi paylaşımı yapacağım. Tabii ki bana gelen soruların arasında mesela benden kuş alanlar da olmak üzere bana bu soruyu çok fazla size soruyorlardı. Ben hani kuşlara nasıl davranmalıyım, kafes düzeni nasıl olmalı, ortamları nasıl olmalı? Zaten kuşların genel olarak ortamından hani ses ortamı olmasıyla beraber kafes düzeninden de üremesi geçiyor. Bu artık hani farz oldu diyebiliriz bu videomuz. Daha öncesinde böyle birkaç paylaşımım olmuştu ama en net paylaşımım bu olacak bu konuyla alakalı olarak. Dilerseniz hemen bir başlayalım. Burada bizim için önemli olan şey tamamen kafes seçimi aslında bakarsanız. Üretilecek kuşlarda biz genel olarak üretim kafeslerini tercih ediyoruz. Bunlar 45'lik veya da 60'lık olabilirler. 60'lık olan kafesler şu anda benim üretimhanemde gördüğünüz kafeslerdir. Bunlar tabii ki de şart mı bu kadar büyük olması? Tabii ki de değil. Hatta şöyle önereyim size. Eğer ki kuşunuz tecrübeli veya tecrübesiz, çok sesli olmayan bir ortamda üreyecekse benim sizlere tavsiyem 45'lik kafes olacaktır. Benim büyük kafeslerle üretim yapma sebebim ilerleyen günlerde ben papağan alırım düşüncesiyle almıştım. O nedenle büyük kafes. Bir de hani benim üretimim daha kolay olacağı için görsel olarak daha hoş dursun, kafesin içi daha rahat olsun diyerekten. Ha, 45'lik kafes rahat değil midir? Tabii ki de o da çok rahattır. Adı üstünde üretim kafesi. Kafesimizin boyutları minimum 40 santimlik olmalıdır. Yani şu eni 40 santim minimum. Tabii ev tipi kafeslerde de üretim olmaz mı? Olur. Ama ilerleyen günlerde ürettikten sonra, tamamen tecrübesizliğini attıktan sonra artık geniş kafese geçirmelisiniz. Bu derinliği de 30 santim, işte minimum 25-27 santim arasında, 30 santim arasında olmalıdır. Benim tercihim yani çoğunluk olarak üretim kafeslerinden yana oluyor. Onun haricinde tabii ki ev kafesi de kullandığım oluyor ama en rahat üretim kafeslerinde üretim yapılabildiğini söyleyebilirim. Kafeslerin kapısı önemli. Çünkü bazı kafeslerde kapı sayısından kaynaklı benim tellerini kestiğim de olmuştu zamanında. O nedenle üretim kafeslerinin bu konuda ben zorluk çıkaracağını düşünmüyorum. Çünkü bir tane burada yuvalık kapısı, bir tane büyük ana kapı, bir tane akıllı yemlik kapısı, giyotin almak kaydıyla. Bir tane bu şekilde yan tarafta yine yuvalık kapısı olmak üzere toplamda 4 kapısı mevcut. Hatta bazı kafeslerimin bu tabii büyük kapılı olduğu için bunda yok ama yemlik kapıları da var. Ufak tabii şart değil akıllı yemlik kapısı varsa ama genel olarak bunları kullananlar da var. Bilginiz olsun. Genel olarak kafes şeklinden, şemalinden hangisini alması gerektiğinden bahsettik. Şimdi bu iç dizaynından bahsedeceğiz. İç düzeninden bahsedeceğiz. Üretim için ne gerekir arkadaşlar? Yuvalık gerekir. Yuvalığımızda genel olarak tabii ki de çok aşırı derecede büyük olmamak kaydıyla hani gidip de böyle devasa papağan yuvalıkları almayın kuşunuza. Ama içinde folluk olan yuvalıkları mutlaka tercih etmelisiniz. Yuvalık konusunda kendi kuşlarımın yuvalıklarından örnekler gösterebilirim. Tabii ki de bunlar hem papağan hem muhabbet kuşları için uygun olan yuvalıklar. Bir de bunların bir tık büyükleri bir de bir tık küçükleri mevcut. Onlar da bunlar. Bu bir tık küçük olanı standart. Bu da bir tık büyük olanı jumbo boy folluklu yuvalığımız. Yuvalığınızı taraf fark etmeksizin kafesin soluna ya da sağına olacak şekilde takabilirsiniz. Bu tamamen size ve yuvalığın yönüne kalmış bir şey. Ama benim size tavsiyem eğer ki birden çok bu şekilde üretim kafesi ve yuvalığınız, takımınız olacaksa ekipmanlarınızın hepsinin aynı yönde ve aynı doğrultuda tek bir düzende olmasıdır. Hani hem görsel olarak daha hoş durur hem de sizi zorlamaz, kuşlarınızı zorlamaz. Gerçi kuşlar çok zorlanmaz ama sizi daha az zorlar diyebilirim. İç ekipmanlara geldiğimizde önceliğimiz tünek. Tünekleri nasıl yerleştirmeliyiz? Tek tünek mi, çift tünek mi? Bu sorular özellikle çok fazla geliyor. Hemen ondan da bahsedelim. Eğer ki tek tünek kullanacaksanız şu doğrultuda hafif paralel ya da tam paralel de olabilir ama şu alanı çok daraltmamak adına ben biraz böyle çaprazlama atıyorum. Bu şekilde çaprazlama bir adet atabilirsiniz ya da tam paralel şekilde atabilirsiniz. Eğer ki iki adet kullanacaksanız da
Bu şekilde 2 adet tüneğimizi paralel şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ki de bu tünek şekli biraz da kuşun karakterine bağlı. Eğer ki kuşlarınız birbirlerinden çok fazla kaçıyorlarsa ve eş tutma aşamasındalarsa ben size tek tüneyi tavsiye ederim. Ama kuşlarınız eş tutmuş, oturmuş bir takımsa tünekten tüneye de uçmaları onlar için aynı zamanda bir egzersiz olabileceğinden dolayı kuşlarınıza iki tünek kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tamamen dediğim gibi kuşların karakterine kalmış bir durum. Tabii ki de burada önemli olan şey şudur. Doğrudan kuşun yuvalıkları, yuvalığını görebilmiş olması. Yani tüneyin doğrudan yuvalığı görebilecek bir konumda takılı olmasıdır. Hemen onun da örneğini gösterelim. Örneğin ben burada bir tane yuvalığımı sizlere çıkarttım ve getirdim. Gördüğünüz üzere buradaki paralel tüneyimiz doğrudan yuvaya giriyor. Bu ise kuşların çiftleşmesine olanak sağlıyor. Bu tamamen oturmuş bir takım için ayarlanmış bir düzen diyebilirim. Tabii ki de tek tünek olduğunda da çapraz atmamın sebebi biraz daha bir boşluk kalması. Şu alan için konuşuyorum, biraz daha boşluk kalması ve kuşun aynı zamanda yuvayı görebilmesi için tek tüneyi ben bir tık daha böyle çaprazlama kafese koyuyorum acemi takımlarım için. Diğer bir ürünümüz akıllı yemlik. Gördüğünüz üzere akıllı yemliğimiz kuşlarınızın bu bölmeden yemi yiyip alt haznesine kabuklarının düşmesini sağlıyor. Böylelikle yem israfını önlüyor. Kafese de nasıl takıldığını hemen gösterelim. Ayaklarında bulunan kancalarla beraber giyotin kapının olduğu bölüme çok rahat bir şekilde oturabiliyor bu yemlikler. Kuşlarınız şu gördüğünüz bölmeden yemlerini yiyip alt hazneye kabuklarının dökülmesine sağlıyorlar bu şekilde yiyerek. Tabii ki biz üst kapağını açıp yemi dolduruyoruz. Sonrasında da o bölmeye yemleri dökülüyor. Daha sonrasında kafesimizde bazı eksiklikler var. Hemen onları da bir tamamlayalım. Kuşlarımız için kumluk ve suluğumuz eksikti. Hemen onları da tamamlıyoruz. Kumluk ve suluk ne işe yarar? Bu küçük olarak gördüğünüz kumluktur. Büyük olarak gördüğünüz de suluktur. Bu suluğun da tabii çeşitli boyları mevcut. Kumluğa kum koyulur, kuşun sindirimine yardımcı olur. Suluk da zaten standart su içmesine yarayan kafesin ekipmanıdır. Artık son ürünlerimiz kaldı. Biri gaga taşı, diğeri kalamar kemiği tutucu. Tabii ki de bu kalamar kemiği tutucuya kalamarımızı da takıp kafesimizin uygun bir noktasına takacağız. Şimdi ben hangi noktaları tercih ettiğimi bunları kafesime takarak sizlere de göstermiş olacağım. Kalamar kemiği tutucumu tam iki tüneyimin ortasına, gaga taşımı da akıllı yemliğimin hemen kenarına gördüğünüz üzere taktım. Siz de bu şekilde net görebilirsiniz. Son olarak da kafesimizde tamamen tercihe bağlı olarak tabii ki bence gerekiyor ama yer mamalığı ya da herhangi bir mamalık olmak üzere tavana koyulabilen, tellere asılabilen herhangi bir mamalıkta mama veya da tohum vermeye yarayan ufak böyle mamalıklar var. Yer mamalığı olsun, diğer şeyler olsun kullanılabilir. Bunları da neden kullanıyoruz? Sadece kuşlarımıza yem vermiyoruz. Yemin dışına gerekli diğer tohumları ve bakımları da yapıyoruz. Bu nedenle kuşlarımıza doğrudan yem dışında malzemeleri de verebilmemiz için bu tarz mamalıklar olsun, ufak tefek kaplar olsun ihtiyaç duyuyoruz. Aynı nasıl kumluğa ihtiyaç duyuyorsak onlar da bu tarz ürünler olmuş oluyor mamalık. Bunu da dediğim gibi ya tellerde ya da devrilmez yer mamalığı alarak tabanda kullanabilirsiniz. Genel olarak kuşlarımızın tabii ki bu kafesini bu şekilde düzenledik. Ancak ürünleri nasıl temin edeceğiz? Ürünleri nasıl içine koyacağız? Ondan da hemen bahsedelim. Ürünlerden kastım şudur. Bunları yine dükkanımıza bulabilirsiniz ama mesela yuvalık kullanacağız. Yuvalığın içine bir malzeme gerekiyor ya da bu kafesimizin tabanına bir malzeme gerekiyor. Bunu nasıl temin edeceğiz ve içine hangi malzemeleri kullanacağız? Önceliğimiz şudur. Tabanda kullanılabilecek birçok malzeme aslına bakarsanız uygundur. Master chips'inden mısır granuline kadar, kedi kumuna kadar evet uygundur ürünler. Ancak şöyle de bir durum söz konusu. Ürünler uygun tamam, hani hepsi olumlu uyuyor ama insanlar genelde bu konuda bayağı bir arada derede kalıyorlar hangisini kullansam. Bu tamamen size kalmış bir durum. Bazısı mısır granülünden çok memnun, bazısı master chips'ten çok memnun, bazısı kedi kumundan çok memnun. Bu tamamen size kalmış alternatifler barındıran bir malzeme diyebilirim bu taban malzemesi için. Tamamen size kalmış. Onun haricinde
Kalamar kemiği piyasada çok fazla bulunmuyor ki, hele ki şu an iri kalamarları hiçbir şekilde bulamıyoruz. O nedenle kalamar kemiklerini bulduğunuzu alın derim. Kalamar kemikleri gerçekten çok çok önemli şu anda. Kumluğumuza nasıl kum kullanmalıyız? Yani hem girit hem ince, ya da hem de girit ve incenin karışımı olan 3 çeşit kumumuz zaten bizim sitemizde mevcut. Hangisini isterseniz onu alabilirsiniz, o tamamen size kalmış. Yem olarak 2 çeşit yemimiz var şu an için. Normal ekonomik yem ve üretici yemi olmak üzere. Onun haricinde kuşlarımıza ne gibi ürünler verebiliriz? Bu kafesi nasıl doldurabiliriz? Sağlık tohumu verebiliriz, Japon darısı verebiliriz. Bizim dükkanımızda özel bir atom yemimiz vardı, ondan verebiliriz. Tabii ben bu videoyu yayınlayana kadar kalır mı bilemiyorum ama bunun haricinde vitamin ve mineral olmak üzere birçok katkı, ek destek ürünümüz de mevcut. Bunları da takımlarımıza verirsek ancak bakımı da tamamlamış oluruz. Yani kafes düzeninin yanında ortam önemli, kafesi koyacağınız yer önemli. Onun haricinde kuşa yapacağınız bakım önemli. Üretim sadece kafesle olmuyor. Nasıl ki bir ehliyet arabayı sürmüyorsa maalesef bir kafeste sadece kuşun üremesi için yeterli olmuyor. Bunlar tamamen bir kombinasyon halinde. Kuşlarımıza detaylı uygulamasını yaptığımız takdirde tabii ki sizi de kendinizi çok boğmayacak şekilde emin olun kafes düzeninin bile çok çok faydası oluyor kuşlarınızın üremesine. Örnek veriyorum size. Bu gördüğünüz yuvalı sol tarafa değil de sağ tarafa taktığınızda belki kuşun ilgisini çekecek ama sola takıyorsunuz, kuşun mesela ilgisini çekmiyor. Hemen onu değiştirmeniz gerekiyor. Bunlar biraz sabır isteyen ve gözlem gerektiren durumlar. O nedenle genel standart bir kafes düzenimiz bu şekilde. Bu kafes düzeni dışında tabii ki sizin de deneyerek bulmanız gereken bazı durumlar söz konusu. Ama en standartı da budur, bilginiz olsun. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.